Bir giyim mağazasında bir kıyafet çalınmış ve kameralarda kıyafeti çalan kişi gözükmese de çalan kişinin evli bir kadın olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine mağazaya polis ekipleri çağrılmıştır. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın gerçekleştiği sırada mağazada olan 3 kadının kasadaki görüntülerini incelemiştir. İzlediği görüntülerde de ilk hangi kadını sorgulayacaklarını anlamışlardır. Peki polisler neden ilk önce bu kadını sorgulamaya karar vermişlerdir? Sıradaki ilk kadının herhangi bir ilişkisi bulunmuyor gibi durmamaktadır. Diğer kadınınsa telefonunda sevgilisiyle buluşacağı çok bariz bellidir. Ve sadece sıranın sonundaki bu kadının parmağında evlilik yüzüğü bulunmaktadır. Bu yüzden ilk önce bu kadın sorgulanacaktır. Serap'la Metin, kibrit çöpleriyle oluşturulmuş bu 5 kare hakkında tartışmaya başlamışlardır. Serap bu tartışmada Metin'e, bu kareleri kibrit çöplerinden sadece 2 tanesini oynatarak 4 kareyi dönüştüreceğini iddia ederken, Metin de Serap'a böyle bir şeyin mümkün olmayacağını ve Serap'ın yalan söylediğini iddia etmiştir. Bu iddiaya sinirlenen Serap, daha sonrasında 2 kibrit çöpünü hareket ettirmiş ve haklı olduğunu Metin'e göstermiştir. Peki Serap hangi 2 kibrit çöpünü hareket ettirmiştir? Serap, 4 kare oluşması için bu 2 kibrit çöpünü hareket ettirerek Metin'e haklı olduğunu kanıtlamıştır. Suat her zaman trenle okula gider ve her gün tren istasyonuna giderken de kahvaltı olarak bir muz yermiş. Bir gün tren istasyonunda evsiz bir adam görmüş ve evsiz adam önünden geçen kişilere sırasıyla sığır, insan, tavuk gibi şeyler söylemekteymiş. Suat bu adamın çok kaba olduğunu düşünürken kendisi için bu adamın ne diyeceğini merak ederek adamın önünden geçmiştir. Bu evsiz adam da kendisine muz deyince Suat çok korkmuştur. Peki Suat neden bu kadar çok korkmuştur? Evsiz adam kendisinin önünden geçen kişilerin en son ne yediklerini söylüyordu. Ve bu evsiz adam önünden geçen bir kişiye insan demişti. Kulağa oldukça korkutucu geliyor, öyle değil mi? Videomuza sevimli deniz canlılarıyla devam ediyoruz. Peki kimler bu görseldeki hayvanların gölgesini bulabilir? Süreniz başladı. Bu hayvanların doğru olan gölgesi sağ ortadaki bu gölgedir. Oldukça sevimli şekerlemelerin bulunduğu bu görseldeki 5 farkı bulabilir misiniz? Şekerlemeler arasındaki 5 farkı sizlere gösterdik. Peki kimler bu farkları bulabildi? Genel kültür sorularımızla videomuza devam ediyoruz. Bakalım kimler bu sorulara doğru yanıtlar verebilecek? Genel kültür sorularımıza Amazon Nehri ve Amazon Ormanları nerededir sorusuyla başlıyoruz. Peki Amazon Nehri ve Ormanları nerededir? Düşünmeniz için size verdiğimiz süre başladı. A. Asya. B. Afrika. C. Güney Amerika. Amazon Nehri ve Amazon Ormanları Güney Amerika'dadır. Peki Türkiye A milli takım formasını 120 kez de en çok giyen futbolcu kimdir? A. Bülent Korkmaz. B. Rüştü Reçber. C. Hakan Şükür. Milli takım formasını 120 defayla en çok giyen futbolcu Rüştü Reçber'dir. Ahu dudu meyvesinin diğer adının doğru yazılışı size verdiğimiz bu kelimelerden hangisidir? Size verdiğimiz süre başladı.
A. Framboaz. B. Framboaz. C. Framboaz. A hududu meyvesinin diğer adı framboazdır. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kurucusu olan Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun da ressamı olan kişi kimdir? A. Şeker Ahmet Paşa. B. İbrahim Çallı. C. Osman Hamdi Bey. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kurucusu, Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun da ressamı olan kişi Osman Hamdi Bey'dir. Dilimize Arapçadan geçen tuhaf kelimesinin anlamı hangisidir? A. Hediyeler. B. Şekiller. C. Renkler. Dilimize Arapçadan geçen tuhaf kelimesinin anlamı hediyedir. Meyvelerin yer aldığı matematik sorusuyla videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki son işlemin sonucunu bulabilir misiniz? Sizlerden bulmanızı istediğimiz işlemin sonucu 5'tir. Bir parçası eksik olan bu görselle videomuza devam ediyoruz. Peki eksik olan bu alan size verdiğimiz parçalardan hangisiyle tamamlanır? Bu görseldeki eksik alan 6 numaralı parçayla tamamlanır. Şimdi ise sizlere bu küpü veriyoruz ve sizlerden bu kübün üstten görünümünü bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler bu kübün üstten görünümünü bulabilecek? Bu şeklin üstten görünümü sağ üst taraftaki bu görünümdür. Yine bir küp sorusuyla videomuza devam ediyoruz. Peki kimler açık şekilde verilmiş bu kübün kapalı halini bulabilir? Bu kübün kapalı hali sağ üst köşedeki bu küptür. Uçakların verildiği bu görselde birbirinin aynısı olan uçağı bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Birbirinin aynısı olan uçaklar 1 ve 6 numaralı uçaktır. Mantarların verildiği bu görselde ise diğerlerinden farklı olan bir mantar bulunmaktadır. Resme daha dikkatli bakarak farklı olan mantarı bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı olan mantarı sizlere gösterdik. Geldik son sorumuza. Bu sorumuzdaysa kafasını deve kuşları gibi kuma gömmüş 3 adam bulunmaktadır. Bu adamlardan ilkinin kafasını gömdüğü yerde yengeçler, ikinci adamın kafasını gömdüğü yerde zehirli yılanlar ve son olarak üçüncü adamın kafasını gömdüğü yerde fareler bulunmaktadır. Bu kişilere bakarak hangisinin ilk öleceğini bulabilir misiniz? Hangi kişinin ilk önce öleceğini bulduysanız bu kişiyi yorumlar kısmından bizlere yazmayı unutmayın.